Selamlar, Ceren'i hatırladınız mı? Ceren, Ebe, benim rahibelerimden birisi. Böyle deyince de insanlar rahibe mi, ne rahibesi falan oluyor. Ceren benim çok sevdiğim bir öğrencim. Ve biz spiritüel bir ekip olduğumuz için biz birbirimize baktığımızda ne kadar paralel hayat beraber yaşadık, hangi yükselmiş üstadların timeline'ında, zaman çizgisinde beraber hizmet ettik, direkt bize geliyor, yükleniyor. Bir küçük açılım yapalım. Hatta bazen detaylar bile hatırlayabiliyoruz ve çok tanıdık geliyor ruhlar birbirine. YouTube'da zaten açıklamıştım Ceren benim eğitimlerime, Sophia Circle'larıma, her şeyime katıldı ve bir noktada ben tarota çok uzak bir insanken Kayara tarotla ilgili açılımlar yapmaya başladı. Şöyle yapalım, bir minik anlatayım. Kayara'nın tarota bakış açısıyla beraber benim tarota bakış açım değişti. Tarot, Isis'in bilgeliğinden doğan, daha sonra Kabala bilgeliğinden sayılan, Kabala da zaten Isis'in bilgeliğinden doğmuş bir mistik soy, mistik alan mı denir, lineage. Aynen. Mistik lineage. Mistik bir alan aslında bakarsanız. Mesela bilgelik alanlarından biri Kabala, biliyorsunuzdur, birçoğunuz biliyorsunuzdur. Isis'in bilgeliğinden türüyor, Mısır bilgeliğinden geliyor. Bunların kökü aslında hepsinde bütün... Geçen bir tane takipçim çok güzel bir soru sormuş. Yeliz Hanım, tarot, okültizm, işte masonluk vesaire, bunların kökü hep bir şekilde karanlık bir yere bağlanıyor gibi geliyor. Mistisizmin karanlık alanlarına bağlanıyor gibi geliyor. Bununla ilgili ne düşünürsünüz demiş. O kadar güzel bir soru, evet, sormuş ki kız. Ben de dedim ki ben bununla ilgili hem bir canlı yayın yapayım hem de Ceren'le haftalık tarot kartı açılımı yapacağız. Ben de böyle düşünüyordum. Düşünmekten ziyade kalbim öyle hissediyordu. Daha sonra aslında tüm bilgelikler sizin spiritüel alemle, tanrı katıyla aranızda ona ulaşabileceğiniz, neye inanıyorsanız, kendi yüksek benliğiniz, neye inanıyorsanız aranızda aslında bir köprü, bir yol, bir yöntem. Ve bu yol ve yöntemlerin hepsi spiritüel alan, karanlığı da, aydınlığı da içinde barındırıyor. Fiziksel alemde öyle biliyorsunuz ki gündüz, gece, iyi, kötü, kadın, erkek, hangisi iyi, hangisi kötü söylemeyeceğim. Öyle bir şey yok zaten aslında. Kutuplaşma, dualistik sistemin içinde iki tane olgu var. Bunun yansımalarını hem fiziksel alemde hem spiritüel alemde görebiliyorsunuz. Bizim yaşadığımız zaman düzeninin içinde. Ve her türlü spiritüel yol ve yöntem aydınlığa kullanıldığı gibi karanlığa da kullanılabilir. Aslında onlar sadece bir araç. O bir araç. Sen o araçla ne yapmak istiyorsun? Senin niyetin ne? Böyle baktığınızda aslında her şeyin rengi, şekli değişiyor. Çünkü biliyorsunuz bir sürü spiritüel teknik var şu an yeni çağ spiritüel aleminde yaşıyoruz ya. Bir sürü spiritüel teknik var ve bu spiritüel yol, yöntem, tekniklerin birçoğu hackli. Maalesef. İsimlerini vermiyorum. Çünkü ifşa işi yapmıyorum. Ve onları kullanan, o yöntemleri, teknikleri kullanan birçok insan bunun farkında dahi değil. Ama sıkıntı değil. Yani kendi yüksek benliklerinin kendilerine çizdiği yolla bir noktada kendi kendilerine uyanacaklar, benim de uyandığım gibi. Bana bunları kimse söylemedi. Kendim fark ettim. Sonra zaten mesela ben Amerika'daki zihin kontrol tarikatındayken Gurdjieff'in bilgeliğini kullanıyorduk. Gurdjieff'in öğretileri ve tekniği ve bilgeliğini kullanıyorduk ve adam çok güzel aydınlanmış bir üstad. Kitapları Türkçe'de var ama çok gerek yok bu arada Gurdjieff'in bilgeliğini araştırmanıza. Merak edenler için Türkçe kitapları var. Aynı bilgeliği ve teknikleri zihin kontrol içinde kullanabilirsin. Kendini uyandırmak için de, ki oradaki adam zihin kontrolü ve sömürü sistemine dönüştürmüştü. Tarikat zaten orası yani. Bütün tarikatlar aşağı yukarı böyle. Hepsi böyle, evet. Neyse, o yüzden aslında tarot gibi ya da diğer okült ilimler neyle ilgileniyorsanız ya da spiritüel alanda, yeni çağ spiritüalizmiyle neyle ilgileniyorsanız bunlarla ilgilenirken kendi kalbinizin muhakeme yeteneğiyle karar vererek, danışmanlık aldığınız spiritüel rehber kimse, yine kalbinizle karar vererek işin içine girebilirsiniz. Aynı zamanda karanlık bir sistemin içindeyseniz, sömürü sisteminin içinde, kötülüğe kullanılan bir sistemin içinde, orayı da yine kötüleyip lanetlemeye gerek yok. Çünkü Amerika'daki tarikate benim yolum düştüğünde, ben oraya gittiğimde kendim
spiritüalizme ihtiyaç duyuyordum. Ve kendim çok toksik ve manipülatif bir insan olduğum için spiritüalizmin tarikat ayağıyla titreşimlerim uyuşabiliyordum max. Hani Sophia Kot kitabını aldığımda ben aylarca okuyamadım. Bir sayfayı okuyup ve bayılacak gibi falan oluyordum. Ya çok uzun süre aldı. Çünkü Sophia Kot'un içinde çok yüksek ışık titreşimi var. Ve bağımsızlık, özgürlük ve egemenlik. Kişilerin bireysel bağımsızlığı üzerine sizi inisiye eden bir kitap Sophia Kot. Ben o kadar toksik, manipülatif ve aşırı bağımlı tip bir karakterken bu kitabı tabii ki okuyamam. Ama yine de spiritüalizme ihtiyaç duyuyorum. Spiritüel bir alandan beslenmeye ihtiyaç duyuyorum. 2017-2018 yılız bu. Ne oluyor? Tarikatla uyumlanıyorsun. Yani yolun oraya düşüyor max. Oradan beslenebiliyorsun. Kötülemeye de gerek yok. Sizin titreşimleriniz neyle uyuyorsa oraya çekiliyorsunuz. Hepsini kutsamak gerekiyor en nihayetinde. Bunu söylerken biraz çekiniyorum. Sonra insanlar, konudan biraz saptım ama akıyor şu anda. Sonra insanlar şey diyor, o zaman bebekleri katleder. İşte kanını içenleri de kutsayacağız insanı. Orayı kutsama. Şimdilik orası bir kalsın. İyi kötü olgusunu bir yargısız alandan anlamaya çalışalım. Bu söylediklerim aslında buna hizmet ediyor. Okey, şimdi kolektif bilincin, gezegenlerin de konumuna göre ama astrolojik yorumlamaya girmeyeceğiz. Evet. Kolektif bilincin bu hafta neleri duymaya ihtiyacı var? Ceren'ciğimle tarot kartı açılımı yaparak sizlerin kolektif, bizim kolektif bir yüksek benliğimiz de var. Aslında buna oversoul deniliyor, üst ruh. Hepimizin bireysel yüksek benliği var. Onların birleşmiş kümeler halinde olan varyantları var. Mesela Sophia Circle'lara katılan ruhların ruh kontratları var ve 8 kişilik bir yolculuk başlıyor atıyorum Bolluk Bereket Circle'ında. O ruh kontratlarının bir oversoul'u oluyor. Hepimizin toplam bir yüksek benliği oluyor kolektif bilincin. Başka bir örnek vereyim. O şekilde bizim hepimizin yararına bir şekilde 8 kişilik bir ortak yüksek benlik çalışıyor orada. Bizi birbirimize aynalıyor, olay dizilimini yeniden yaratıyor hayatlarımızda, neyi görmemiz, neyi değiştirmemiz, neyi dönüştürmemiz gerekiyor seçimizde. Mesela Kayara sürekli canlı yayın yapıyor, video yayınlıyor falan. Yani ben hiçbirini izleyemiyorum. 2 ay geçiyor, 3 ay geçiyor. Çünkü oradan akan akış benim için değil, bana göre değil. Ben ama ayrı bir yolculukta koşuyorum zaten. Evet. Hizmetteyim o sırada yine kendi ruh kontratlarıma. Sonra bir şey geliyor, ben bir hafta, iki hafta kayarasız yaşayamaz oluyorum. Böyle videolarını izliyorum falan. Ve kadının ağzından çıkan her şey sanki bana özel çıkıyor. Aynen, evet. Tam olarak duymaya ihtiyacım olan şeymiş gibi çıkıyor. İşte oradaki ruh grubu, oradaki kolektif yüksek benliğe bağlı olduğu için denk getiriyor videoyu önüme. Normalde tamam sonra izlerim diye kaydedip kenara attığım videoyu izleyemediğim çok oluyor. 2 yıl sonra izliyorum. Evet. Bir kere bir eğitim almıştım. Bir kere değil, bu birçok kez oldu. 2 yıl önce aldığım eğitimlere dönüp baktım, hiç izlememişim. Tam o an, o zaman düzleminde duymaya ihtiyacım olan şeyi bana anlatan şeyleri söylüyordu şimdiki eğitim kaydında. Tam evet. Olarak. Hani sistem böyle çalışıyor. O yüzden bakalım bütünün hayrını olarak tarot kartlarını yüksek benliklerinizle aranızda, hepimizin ortak yüksek benliğiyle aramızda bir araç ve aracı olarak kullanıyoruz. Açılan kartın anlamıyla bizim bilincimizde kanal olarak yarattığı expressionlar, impressionlar, aynen, izlenimler, evet, ilham, neye ilham veriyor, nasıl bir akış kanalına akbasa sebebiyet verecekse o kartlar açılıyor, evet, zaten. Bilmiyorum anlatabildim, evet, cümle, evet, biraz yarım yamalak ve eksik oldu ama. Aynen öyle. Hani bu zaten bunu yapan birçok kişi varmış YouTube'da ve Instagram'da. Benim pek yanaştığım bir şey değildi ama sanırım böyle bir ihtiyaç var, evet, ve pek değildi ama hizmetteyiz. Yani insanlığa hizmet, ruhlara hizmet, kolektifin yükselişine hizmet. Bakalım neye duymaya ihtiyacınız var? Ceren'cim kaç tane kart açmak istiyorsun? Sana bırakıyorum. Tek tek mi? Böyle sırayla mı? Ben onu anlamları konuşurken akışa tamam göre açacağım. Hadi bakalım. Ve ben şimdi de kendi yorumlarımı katacağım. Ben tarot yorumcusu değilim. Ceren'le böyle bir kontratımız var belli ki zaten. Ceren'ciğim bu arada çok iyi, çok iyi tarot açılımları yapar. Çok güzel yüksek benlik ve gölge entegrasyonları yapmak için çok güzel bir alan tutuyor. O açarken ben biraz anlatayım. Benim mesela çözülmeyi bekleyen ve çözmeyi akıl edemediğim bir problemim varmış. Problemim kız kardeşime duyduğum
çok büyük bir kırgınlık ve kız kardeşimle görüşmediğim için onun orada olduğunun bile farkında değildim. Bir kere Ceren kartları açarken birden anlatmaya başladım. Söylediği bir şey benim karşısında, benim bilincimde başka bir şeyin açılımına sebep oldu. Konu konuyu açtı. Oraya gittik. Birden bağıra çağıra, hıçkırarak ağlarken kendimi buldum ve kalbimde çok büyük bir şifa ve özgürleşmeye sebebiyet verdi. Çok büyük bir yük kalktı. O sadece oradaki kırgınlığı görüp onu topraklamasını yapmama sebebiyet verdi. Alan tuttu. Kart açılımlarıyla ki niyetimiz bambaşkaydı. Evet. Hani sistem böyle, spiritüel danışmanlıklarda sistem biraz böyle işte, bununla ilgili de bir bilgi vereyim. Kesinlikle niyet ediliyor ama kökte çıkacak şey bambaşka bir şey oluyor. Hiç beklemediğim bir yerden geliyor. Bu yüzden zaten kişi kendi başına gölge çalışması yaparken bazen ona bakmaya cesaret edemediği için bizim gibi insanlar devreye giriyor. Biz alan tutucuyuz. Evet. Alan tutucu. Kesinlikle. Kolaylaştırıcı da denilebiliyor. İngilizcesi de facilitator. Ebelik yapıyoruz. Kayara bunu çok güzel söylüyor. Midwifing to yourself. Kişilerin kendi bilinç doğumlarına ve kendi kendilerini şifalandırma alanlarına alan tutup ebelik yapmak ve bu arada benim tatlı prensesim ebe. Ve İstanbul'da, özür dilerim bunu söyleyeceğim, evet, olup olabilecek en kötü devlet hastanesinde evet, staj yapıyor. Evet, neydi ismini söylemeyelim pardon. Sadece yeri böyle... Yeri bile kendi başına kötü ama... Yeri... Neyse oranın yani da bir hizmeti var. İşsiz değil pardon, evsiz ve Roman ırkından evet, gelen insanların gittiği... Aslında o insanların çok sevgi ve şefkate ihtiyacı var yani. Evet, yani evsizlerin evet, gidip doğum yaptığı evet, ve hemşirelerin... Neyse evet, daha fazla bir şey söylemeyelim, yani yanlış bir şey diyorsun. Hukuki bir şey sormak istiyorum. Senin başını belaya evet, sokmak için ki bu söylediklerimizde yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum ama ne olur ne olmaz. Evet. Bayağı zor deneyimler yaşamış. Bugün onu anlattı bana. Nasıl bir hizmet aşkıyla yanıp tutuşarak dünyaya enkarne olmayı seçtiyse evet, ben böyle dedim ki lütfen bu realiteyi değiştir yani kesinlikle, değiştir. Evet. İnsanların evet, kurtarıcısı olmak öyle bir şey demek değil. Kesinlikle. O çirkinliklere maruz kalmak demek değil yani. Evet. Okey, ilk kartımız ne? Kartlarımız ilk kartımız tılsım altılısı. Ben şu anda 4 tane kart seçtim. Bu tamamıyla kendinden akışta geldi. 2 kartımız düz geldi, 2 kartımız ters geldi. Burada bir tane majör arkanımız, 3 tane de minor arkanımız var. Ve minor arkana kartlarından bir tanesi saraylı kartlarından. Aslında kartların alandaki açılan büyük kartlar bize olayın kökünü gösteriyor. Sonra gelen kartlar ise bak işte şu yöne bak, bu yöne bak, burada bir problem var diyor. Burada büyük arkana kartımız, bu kartımız da Aziz bu arada, ters bir şekilde geldi. Ve saraylı kartımız, değnek şövalyesi de ters bir şekilde geldi. Şu anki haftalık kolektifte bizim hepimizin oversoul'u inanılmaz derecede yardım istiyor. Çok fazla yardım ihtiyacı yani... herkes bir tükenmişlik halinde aslında. Yani bizde yokmuş sadece. Şu an izleyen herkes de varmış sanırım. Çünkü evet, dur açılım yapayım. Evet. Ben dünden beri böyle çok değişik bir kriz halindeyim. Doğum günü haftam. Ben doğum günümü yormuştum. Doğum günleri benim için travmatik, trajik ama aynı zamanda kutlamak zorunda olduğumuz sosyal bir baskı var üstümüzde falan. Bir de arkadaş ortamında sevilen bir tipsen, aa Yeliz'in doğum günü tabii ki kutlanmalı falan. Kutlamıyorum. Kutlamıyorum. Ve böyle 3 büyük parti organize etmeye çalışıyoruz. 3 büyük pasta siparişi verdik falan İdil'le derken. Dün gerçekten bir kriz anı yaşadım. Konuyu bağlayacağım. Hı hı. Ve dedim ki ben niye doğum günümü kutlamaya bu kadar kendimi zorluyorum. Kutlamayacağım ya. Oh! Kutlamıyorum abi, ben doğarken annem hastaneden kaçmış panik atak geçirip 2 gün boyunca, sonra zorla eve sokmuşlar, evde panik ataklarla ve çok kötü acı çekerek çığlık çığlığa bir doğum yapmış, babam anneme katlanamayıp evi terk etmiş falan, bunu mu kutlayacağım ya, anlatabiliyor muyum? İçimdeki yaralı çocuklarımın her birisi ayrı çığlık atıyor, onlara mı annelik yapayım, sosyal baskıyla doğum günümü mü kutlamayacağım ya. Bitti, kutlamıyorum. Oh, o kadar rahatladım ki. Sonra doğum günümü değiştirmeye karar verdim. Evet, çok ani oldu. Benim Başak Burcu olduğum için
ki doğum günüme gün olarak aşığım aslında 30 Ağustos. Evet, Zafer güzel. Bayramı çok çok önemli bir gün. Başak Dolunay'ında ışığım ekstra parlıyor ve ekstra güzel, ekstra güçlü, ekstra yüksek enerjili oluyorum. Doğum günümü Mart ayına çekiyorum. Evet, Başak Dolunay'ı ne zamansa her yıl o gün doğum günümü kutlamaya karar verdim. O yüzden sonra Ceren geldi ve Ceren'le biz katamaran tatilinde beraberdik. Bonluk evet. Bereket çemberi biter bitmez böyle bir tatil bize yukarıdan kendiliğinden ayarlandı. Ben sadece onun hizmetini yaptım yani üst ruh bizi ödüllendirmek istedi. Üst ruh derken o ayrı bir ruh tanrı gibi bir şey değil. Bizim ruhlarımızın birleşmiş ve bütünleşmiş hali. Çünkü aslında hepimiz biriz ya evrenin, alemin bir köşesinde buraya böyle ayrışarak enkarne oluyoruz falan. Ondan sonra Ceren de katamaran tatilinden sonra ben sadece bu hafta çok yani zor bir hafta geçiriyordum. Meğerse evet. Aslında retrolar, enerjiler bilmem neler biraz zorluyormuş ve kolektifin yardıma ihtiyacı evet. varmış. Ve beni kolay kolay isyan ederken Ceren, gerçi Ceren bunu gördü evet, de ben çok... tek şahit olan insan sen olurmuş. Ben kolay kolay isyan etmem çünkü. Hemen gölge çalışmamı yaparım. Ben bu realiteyi nereden yarattığıma bakarım. Çuvaldızı hep kendime batırırım. Evet. Ve bugün kustum. Kolektifi evet. kusmuşum demek kesinlikle. Ki. Peki diğer kartlar? Azize Değnek Şövalyesi'nin ters gelmesi artık insanların içinde bence bir inançsızlık var. Hani güvenemiyorlar artık. Çünkü mutlu olduk diyorsun, hop her şey tersine dönüyor. Bir şey başardık diyorsun, hop tekrardan başa sarıyor. Yani bu şey yapıyor. Ben artık neye güveneceğimi şaşırdım. Hareket de etmek istemiyorum. Olduğum anda böyle kök salıp kalacağım burada. Hani geçmişteki haline de gidemiyor ama geleceğe de ilerleyemiyor. O noktada kalma hali var ama durduğu anda da sürekli bir bana bir yardım edin, yardım edin. İşte depresyon, sıkıntı, anksiyete. Aslında senin bugün yaşadığın her şeyi şu an herkes yaşıyormuş. 24 bunu, evet. Bunu ben de çok yaşıyordum bu arada. Katamarandan sonraki 3 hafta korkunçtu benim için. Bakalım çıkacağız yani bu şekilde. Ağustos ayı geçiş dönemidir arkadaşlar. Şu kart açıldı değil mi? Evet açıldı. Tamam. Ağustos ayı geçiş dönemidir. Bir geçiş olduğu için havada çok fazla enerji bir yerlere geçiyor. Bir dönem kapanıyor, yeni bir dönem açılıyor. Ve aslında bazı ezoterik öğretilerde yılbaşı... yeni sezon ekimlerine başlayacağımız için sonbaharda kutlanır. Bazıları bunun ilkbahar olduğunu söylüyor ama ilkbahar değil bence. Çünkü ilkbaharda alacağın mahsulün ekimlerini sonbaharda yaptığın için aslında yılbaşı şimdi başlıyor. Sonra ekinleri alıyorsun, mahsulleri tüketiyorsun ve bir sonraki yılın ekim hazırlığına başlıyorsun. Yani aslında yılbaşı sonbaharda başlıyor. Aslında geçiş dönemindeyiz ve yeni sezon yılbaşı başlayacak baktığımızda. Şu kışın ortasındaki yılbaşı ile ilgili zaten bunu Google'da basit bir araştırma yaptığınızda bulabilirsiniz. Çok saçma ve Roma döneminde tam detaylarını hatırlayamıyorum. Vergi almak için bahaneye ihtiyaçları var. O yüzden yılbaşını falan mı ne kaydırıyorlar bir şey. Bir takım başka ezoterik öğretilerde 21 Aralık en karanlık geceye denk getirmeleriyle ilgili de bir şeyler var. İki farklı, hatta belki başka farklı efsane mi denir, mit mi denir, bunlara ne denir bilmiyorum, öğretim denir, ezoterik, mistik öğretiler de var bununla ilgili. Ama benim kalbime ve aklıma en yatan açıklamam ve çok fazla kaynakta buna denk gelmiştim. Aldığım ezoterik öğretilerde, spiritüel öğretilerde... en çok denk geldi ve benim kalbime okey olan şey asıl yılbaşı Eylül ayında başlıyor. Zaten okullar da açılıyor. Yaz bitiyor. Tatiller yapıldığı. Yeni sezon başlıyor biliyorsunuz ki. Geçiş döneminde enerjiler hep çok zor olur ve retrolara da denk geldiği için kendinize karşı biraz şefkatli olun. Evet. Kendinize yüklenmeyin. Kesinlikle. Ve mesela çok yoğun enerjiler, retrolar. Çok çok fazla yani. Kaya da bahsediyordu zaten. Evet. En son videosunda söylüyor hatta hani şu an bu kadar çok şeyi yaşıyorsun diyor. Bir de hani yaklaşan retrolar da var. Bu kadar sıkıntının içerisinde yüzdüğün için kendine yeni alışkanlıklar edinmen lazım. Çünkü o kendini sabote etme ihtiyacı durmadan dönecek senin için diyor. Burada da o var aslında. Kişi durmadan kendini sabote etmeye çalışıyor. O ilk baştaki güvensizlik haline, kendi içindeki o umutsuzluklara tutunarak
İşte başarısız olduğum, şu an niye böyle gidiyorlara takılarak yolunda ilerleyemiyor. Bu yüzden kendinize şefkat verebileceğiniz, o durmadan o şefkati hissedebileceğiniz yeni bir alışkanlık geliştirilmesi hakkında bir şeyler söylüyordu videosunda ve çok doğru. Çünkü diyor ki şu an ağır, evet, ve bu ağırlaşacak ve daha da sonra böyle şeyler olacak. Senin bir alışkanlık, bir şey edinmen lazım ki her bunu yaşadığın zaman o krize girip depresyon köşelerde kendine kafana sıkma artık. O hale geliyorsun çünkü ben öyleydim gerçekten. Hani o hale düşme diye. Bence çok doğru söyledi. Evet, doğru söylüyor. Bir de mutlu olmaktan da çok korkuyoruz. Kesinlikle. Gerçekten, ama dur, oraya atlamayacağım şu an. Başka bir akış geliyor. Bunları yorumla bakalım. Şu an iki tane. Tekrar dünya ve denge kartı, evet, gelmiş yani. Bugün senin açılımına da geldi. Dünya ve denge kartları yan yana ve düz bir şekilde geldi. Şimdi biz az önce 4 kartlık bir açılım yaptık ve oradaki o sıkışmış enerjiyi açıklayabildiğimiz için artık bir üst kademeye, hatta bir alt kademeye, neye ihtiyacımız var artık, neyi duymamız lazım kısmına geldi. Çünkü orayı temizlemiş olduk. Şurası gerçekten müthiş. İki tane düz, iki tane ters kart, evet, gelmiş. İkisi de, tipleri birbirlerine, evet, çok benziyor. Göstersene ters gelenleri. Ermiş kartıyla kılıç ikilisi yan yana geldi ve ikisi ters geldi. Buradaki zaten arkadaki kartların rengini görüyor musun? Evet, çok benziyorlar. Evet, çok benziyorlar. Dünya ve denge kartının arkasında artık böyle bir bahar, bir güzellik havası var. Ama diğerlerinde hani güneşsiz bir hava var ve hani masmavi bir gökyüzü var. Bu aslında şey, o durma döneminin biteceği ve daha artık kendimiz için daha güzel bir alana gireceğimizi anlatmaya çalışıyor. Dünya tamamlanışı, denge de dediğim gibi o borcu ödemek aslında. Bitiyor, o dengelenmeye başlıyor. Çünkü bir söz vardı, dünya düzlüklerden değil, yükseklerden ve alçaklardan oluşur diye. Yani durmadan hayat böyle aslında. Bir noktada düzlüğe geliyorsun ama tekrardan ineceksin ve çıkacaksın. Şu anda da olamam. Ben bunun yaşayan kanıtı gibi bir şey olabilir. Hayat hikayeni, evet, biraz aşina olanlar bilir yani. Aslında o kartlarda da bunu anlatmaya çalışıyor. Zaten kılıç ikilisinin ters bir şekilde gelmesi de bu savunmasızlık, bu kötü halin, insanın bitecek artık. Çünkü gelmeye çalışan iyi şeye karşı bile bir direncim var. Dur diyor. Sen ne yapıyorsun? Kart ters geldiği zaman o kılıçların ellerinden bırakmaya başlıyorsun. Ermiş'in ters gelmesi aslında çok farklı bir şey. Kişi kendi içindeki bilgeliğe bir noktada güvenmeyi, aslında içindeki benliklerden bir şey susturmaya başlıyor, öyle söyleyeyim. Bir benlik susuyor, diyor ki bekle, senden daha iyi konuşacak bir nokta var, birisi var ve o konuşmaya başlayacak diyor. Artık içinizde doğru bulduğunuz bir ses varken o sesi aslında yalancı çıkartmaya çalışıyor şu anki retrolar ve dönen düzen. Evet. Ve dünya ve denge kartı da diyor ki çok dalgalı bir denizdesin, merak etme, düzlüğe ulaşacaksın. Ermiş'le bu. Anlattığım gibi. Ha, tamam. Bu neydi? Dönemin, bu kılıç ikilisi. Ters bir şekilde ama bana doğru. Evet. Bu kartları tamamıyla şu anda over sola bağlanarak aldığımız için, eğer okumayı bilen insanlar varsa bunun yanlış ya da doğru olduğu hakkında böyle bir şey düşebilirler ama. Hayır. Asla. Bu yorumcuyla alakalı. Evet. Şey. Bu benimle aslında alakalı ve ben şu an sadece konuşuyorum yukarıdan. Niyet vererek. Sadece onlar kesinlikle bilincimizde bir şeyler uyandırıyor ve ona uygun bir akış oluyor. Evet. Hatta sen bana ilk tarot marot dediğinde ben böyle falan yapmıştım, hatırlıyorsun. Evet. Hiç o oralarında yokum işin ya. Wow. Kraliçeler, imparatoriçeler. Bu son kartımız, son üçlü geldi bu sefer. Bir değnek kraliçemiz var. İki tane de ters gelen kartımız var. İmparatoriçe ve kılıç dörtlüsü. Bu tekrardan kılıç dörtlüsü aslında kılıç ikilisiyle aynı enerjilerde duruyor. Buradaki kişi artık ayağa kalkacak. Çünkü yattığı her an sırtında bıçaklar var, tepesinde bıçaklar var. Her an saplanabilir, her an bir kaygıyla uyuyor. Ama artık diyor ki bu kaygı bitecek. Ve İmparatoriçe'nin aslında ters gelmesi farklı. Yani bu değnek kraliçesi sanırım kişinin biraz daha o bolluk bereket alanın var.
hayatın güzel, tamam, bir noktaya oturtabildiğin, hayatındaki bir alan herkes için oturmuş bir konumda. Ama diyor ki bu neden daha iyisi olmasın? Hı-hı. Ya da hayatındaki atıyorum başka bir alanı neden daha iyi bir upgrade etmeyelim diye. Hı-hı. O da şunu söylemeye çalışıyor. Şimdilik bu tarafı uyutuyorum ki sen biraz buraya odaklanmaya çalış. Buraya odaklandığın zaman zaten burası kendi başına canlı bir alan. Tekrardan oraya aktive edecek. Umarım anlaşılırdır. Evet. Biraz karmaşık gelebilir ama... Hayır. Duyulması gereken, evet. Duyulması gereken tek yani o... Kelimeyle bile alması gereken alacağını alır merak etme. Kesinlikle. Etmem. Yani bu değnek kraliçesi artık şunu söylemek istiyor. Yatarak olmaz. Pes ederek olmaz. Başarısızım, güvenmiyorum, yapamamla olmaz. Kalk en küçük ufacık bir şeyde bile. Sen demiştin ya bir post atmadım diye iki ay neler yaşadım anlatmıştım da büyük ihtimalle. Bu aynen onun gibi bir şey. Yani ufacık bir şey yaptığınızda bile bir ödülü gelecek. Çaba. Kesinlikle. Çaba her zaman geri ödemesini verir. Evet. Şöyle bir örnek vererek bunu açıklayayım. İdil'le biz Sofia Kopp'taki inisiyasyonları Ceren'de bu arada. Bir kere baştan sona okuduktan sonra serili yaptığınız zaman 3. boyut realiteniz çok hızlı değişiyor. Kesinlikle. Biz de Green Tara, Yeşil Tara ile Mary Magdalene inisiyasyonunu birini 8 gün üst üste, birini 9 gün üst üste yapma kararı aldık. Ve bunu her yapmaya kalktığımızda diyoruz ki bak birisi... Çok hızlı okuduğunda yaptığında 45 dakika, birisi de 25 dakika sürüyor. Ve 45 dakika ve 25 dakikayı telefonunda sen bir oturuşta geçiriyorsun. Evet. Hani bir gündeki 45 dakikayı buna ayırabiliriz. Ve şunu söyledik, direnç gelecek. Çok fazla direnç gelecek. Kesinlikle. Çünkü yaparken içsel realiten çok değişiyor. İçsel realiten değiştikçe sen korkularını, acı çekmeye olan bağımlılığını bırakıyorsun. Acı çekmeye olan bağımlılık ne demek? Bunu Green Tara dev gibi çok bir bölümle anlatıyor. İnanılmaz iyi anlatıyor. Evet. Biz insanlık olarak acı çekmeye bağımlıyız. Acı çekmenin onurlu, erdemli, şerefli bir şey olduğunu zannediyoruz. Zannetmiyoruz. Bu bize indoktrine ediliyor. Bu bize empoze ediliyor. Biz böyle viral ve sosyal olarak programlanıyoruz. Yeşilçam filmleri. Evet. Münir Usta, Münir Özkul, Nuri Usta mıydı o? Neşeli Günler'de oynayıp Karadenizli müteahhit patronuna epik bir konuşma yapıyor ya adam. Sen zengin müteahhit olabilirsin ama ben evet. Fakir ve gururlu bir adamım gibi kardeşim ezberlemişti o konuşmayı. Ve sürekli bunu ağlayarak evde söylüyordu falan. Nasıl bir sosyal viral programlama, fakirlik, kıtlık bilincinin erdemli bir şey olduğunu zannetmeyle ilgili. Acı çekmeye böyle aslında daha da başka. Acı evet. Çekmede erdem var zannediyoruz. Acı çektikçe... Tanrı'ya yakınlaşacağımızı aynen. Zannetmekle ilgili ağır programlıyız. Evet. Din programları incelikle bunun için yazılmış kesinlikle. Zaten falan. Neyse, içsel realitemizde acı çekmeye olan bağımlılıklarımızı bırakırken bilincimizin bölünmüş diğer parçaları ve entegre olmamış ve acı çekmenin erdemli bir şey olduğunu zanneden parçaları direnç dediğimiz şeyi gösteriyor buna. Ve hem çok zevkli hem çok kolay olan sadece bir bölümü sesli okuyorsun. 25 dakika sürüyor. Bir bölümü okurken o kadar çok direnç geliyor ki okumamamız için. Canım istemiyor, hasta oluyorum, nazım geliyor, tizim geliyor, karnım acıkıyor, sırtım ağrıyor, başım ağrıyor, gözlerim şaşı görmeye başlıyor. Bu da evet, oldu. Evet, bende de çok oldu. Bu çok saçma oldu sapan. Hatta. Ben aynen. Uyuyakalıyordum. Sonra dün akşam sabah 6'ya kadar seriyi tamamlamak istiyoruz es vermeden. 6. gündeydik. 6'ya kadar direnç üstüne direnç, direnç üstüne direnç. En son Mary Magdalene inisiyasyonunu okurken kitabı falan yırtmak, parçalamak ve hatta duvara fırlatmak istedim. Çünkü içimde acı çekmeye bağımlı olan parçalarım şöyle bağırıyor. Ne? Nasıl kendini affetmeyi seçersin, mutluluğu seçersin? Ben mutsuz olacağım. Evet. Onu henüz entegre etmemişim. Yani gölge kimlik bunlar. Evet. Bilincin bölünmüş parçaları, içindeki yaralı çocukların, kendini sevgiye layık görmeyen parçaları. Çok fazla var. Bunlardan çok fazla olduğu var. İçin bu bir ömür boyu entegrasyonu evet. Sürecek bir şey. Ama yaptıkça kolaylaşıyor ve hayat evet. Kaliteniz çok artıyor. Kesinlikle. Neyse. Bu kadar örneği niye anlattım? Dur, nereye bağlayacaktım? Özür dilerim, biraz konudan saptım örneğe kaptırıp kendime. Ha, dedim ki İdil, yapacağız. Dümdüz bir şekilde okuyacağım ya. Ki ben normalde onu seremonik bir hale getiririm. Mumlarımı yakarım. Önden nefes çalışmamı yaparım. Bilincimi düzenlerim. Beyin dalgalarımı düşürürüm. İyice bağlanayım yüksek benliğime. Tanrısal alana, spiritüel alana.
alabileceğim en yüksek şeyi alayım, aydınlanmalar yaşayayım. O kadar ki inisiyasyondan sonra journaling yaparak aydınlanmalarımı daha da açayım, entegre edeyim. Hani alabileceğim en yüksek şeyi alayım. Oturmuşum maden başına. Dedim ki okey, seremonik hale getirmeye gerek yok. Basit bir şekilde okuyup geçelim. Ben seriyi tamamlamak istiyorum. Çünkü daha önce başlayıp yarım bıraktığım seriler çok olmuştu. O noktada ne yaparsanız yapın, sizinki bambaşka bir şey olabilir. Sizinki böyle bir şey olmak zorunda değil. O akşam makyajını silmeden, suyunu içmeden, journalingine, günlük tutma işlemini yapmadan yatmak istersin. O kadar depresyondasındır ki, başlarım böyle işe, yapmayacağım, bunu yapınca hayatım mı kurtulacak, bugün de makyajım suratımda uyuyayım, bugün de kendime söz verdiğim atıyorum 21 günlük nefes, 21 günlük olumlama, 21 günlük, 7 günlük yoga serisini yapmayacağım abi, evet, diyerek bırakırsın o depresyona girdiğinde. Evet. İşte o noktada sürtünme kuvvetini aşıp, çünkü kitapta öyle diyor, yükselmiş üstadlar, dışarıdaki şartlar ve koşullar ne olursa olsun ilahi amaçlarına sürekli hizmetteydiler. İster o gün çok mutlu olsunlar, modları çok yüksek olsun, İster korkunç bir gün olsun. Mesela Meryem Ana'nın oğlu o gün çarmıha gerilmiş olsun gözlerinin önünde. O yine hizmetteydi. Yüksek benliğine bağlı, insanlığa hizmetteydi. İlahi misyonunu yerine getirmek için görevindeydi. Bugün Hazreti İsa çarmıha gerildi ve ben bugün işimi yapmayacağım demedi kadın. Meryem Akdelen de aynı şekilde. Bu örnekleri Kayara çok daha güzel ve kapsamlı bir şekilde veriyor. Bizimki tabii ki de ilahi hizmetteyiz hepimiz burada, ama ilahi hizmet önce kendine hizmette başlıyor. Çünkü kendine dönüştürmeden insanlığa katkıda bulunamazsın. Birincil görevin, vazifen kendi mutluluğuna hizmet etmek. Şimdi bu az önce söylediğim şeyle çelişiyor diyebilirsiniz. Hayır. Kendi spiritüel ve kişisel gelişimine hizmet etmek. Çünkü sen yükseldikçe zaten çevren de yükselmeye başlıyor. Ve yükselişin... Yani o ışığınla, yani kendini formatlamaya başlıyorsun insanları. Bazı insanlar ayrışıyor, evet, yenileri geliyor. Bazı sistemin günler çok zor olacak. Evet. Senin kendi zor günlerin olacak. Retrolarda orada. Buradaki kayarar retrolar için bize çok güzel şeyler öğretmeye gelirler retrolar, evet, der ki ben de aynı şeyi düşünüyorum. Sen bu tarafa doğru koşmak istiyorsun ama dur bakalım. Senin şurada, şurada, şurada arkanda temizlenmemiş şunlar, şunlar, şunlar bekliyor. Geriye dön. Bunları bir temizle, düzelt. Çünkü koşman gereken yolda seni daha büyük zorlu görevler bekliyor ve bu arkandaki döküntülerini temizlemeden o büyük görevi yerine getiremeyeceksin. Değil mi Kozmos? Şurada bir tane kedili değnek kraliçesini gönderdim.